genel izleyici için uygundur. Sarrap Soysal'la Ramazan sofrasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün Türk mutfak dünyasının yıldızı dediğimiz, çok sevdiğimiz, çok saygıdeğer bir şefimizle birlikteyiz. Sevgili Soner Keskin şefim bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz şefim. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Zaten böyle ayda bir gelmem lazım bu enerjiden faydalanmak için. Ne tatlısınız. Efendim ben, bana ekip diyor ki ne kadar cici şeflerimiz var. Benim şeflerim hep tatlı diyorum. Hepsi birbirinden güler yüzlü, çok efendi. Hepsi de bir şeyler yapmak için uğraşan şefler. Ben onları zaten çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. İçin de. Siz tabii şefimi anlatmakla bitmez. Çok değerli bir şef. Uzun yıllar yurt dışında da oldu. Burada da uluslararası büyük bir otel zincirinde yönetici şef olarak da çalışıyor. Biz onu hep çok seviyoruz. Sağ olsun bugün konuğum oldu. Bugün Soner şefim. Biz de onur duyduk. Biz efendim dedik ki şu geleneksel yemeklerden bir girelim. Bir soğan dolması yapalım. Kesinlikle. Ramazan sofraları zaten ailenin bir araya geldiği böyle çok zevkli, çok zengin sofralar. Doğru. Soğan dolması da uzun zamandır benim yapmayı özlediğim, sevdiğim, yerken de çok lezzetli bir dolma. Yani neden olmasın? Bugün çok bir lezzetli soğan dolması, soğan dolması yapalım. Efendim ben de annem yapardı. Babam senede bir iki hanım bir soğan dolması yap derdi. Ben de öyle çekimler için genelde yaptım. Yoksa hemen yaprağı evet. Sarıyoruz, atıyoruz biliyorsunuz. Yaprak sar koy, yaprak sar koy. Bu çok eski geleneksel bir yemeğimiz. Şimdi soğan dolmasını nasıl yaptığımızı bunda gösterelim. En önemli detay aslında soğanın tamamını kesmiyoruz. Şöyle göstereyim ben. Şu hafif üstünü aldım. Şu kısımdan böyle yarım yani ortaya kadar böyle kesiyoruz. Ondan sonra bunu sıcak suyun içine aynı lahanada olduğu gibi suyun sıcaklığıyla hem biraz yumuşayacak hem de biraz katmanları ayrılacak. Evet. Efendim biz sizi bekletmek istemedik. Tuzlu suyu önceden kaynattık ve soğanlarımızı kestikten sonra şefim haşlamaya koyduk. Sonra size bunu göstereceğiz. Evet, bakın katman katman evet. O soğanların katmanları nasıl ayrılıyor? Biliyor musunuz çok yaratıcı bir mutfağımız var. Bu belki de kaç bin yıllık tariftir onu bile bilmiyoruz. Soğan çok eski çünkü Anadolu topraklarında. Buldukları her şeye mutlaka bir dolma yapma alışkanlığı var. Anadolu toprakları öyle biliyorsunuz. Herhalde saysak 50-60 tane dolma yaptığımız malzeme buluruz. Fındığın, yeni fındığın filiz vermeye başladığı yapraklarından tutun da ıhlamur yaprağı, sonra kiraz yaprağı, Malatya çok sever, evet. Pazı yaprağı, asma yaprağı, biber dolması, kuruları var zaten, patlıcan dolması. Karalahanayı unutmayalım. Karalahanamız var. Memleketime de. Zonguldak, Mardin'de. Evet, evet. Şimdi memlekete de selam söylemek lazım. Evet, karalahana dolması. Zonguldak'a da buradan Bartın'a selam olsun. Annenize de selam söyleyelim. Annem çok büyük bir aşçıdır, çok büyük bir ustadır. Çok harikasınız. Selamlar. Ellerinden çok, öpüyorum. Adı neydi annenizin? Gülizar. Gülizar Hanım. Çok teşekkür ediyoruz böyle şahane bir evlat yetiştirdiğiniz için. Sevgilerimizi ve selamlarımızı yolluyoruz. Bu arada şefim kabuk kabuk ayırırken evet. Şimdi ben de böyle size bunu göstermek istiyorum şöyle. Pekala. Soğanın içinden zaten sıcaklığıyla piştikçe ayrılıyor bu. Bu yarım parçaları da nasıl birleştireceğimizi gösterebiliriz daha sonra. Şöyle şöyle üst üste koyarak bakar onları. Mısınız? Evet. Yaprak yaprak soğanı ayırdık. İşte böyle. Soğan dolması aslında çok kolay. Bir haşlamasını yaptıktan sonra çok pişirmiyoruz tabii ki. Hafif pişiriyoruz. Tabii. Yapraklarından ayrıldığı anda hemencecik biz haşlamanın altını kapadık. Bir de soğana ön yargısı olanlar soğan piştikçe aslında tatlanan şekerli de bir sebzedir. Soğan dolması da belki de en lezzetli dolmalardan bir tanesi. Şekerinin olması içinde evet. Pırasa dolması da vardı şimdi evet, hatırladım. Evet. Şimdi efendim biz birazcık orta yağlı bir kıymayla iç harcını pirinçle birlikte hazırlıyoruz. Ben her zaman dolmaların iç harcına biraz salça katarım. Tabii. Siz de yapar mısınız şefim? Özellikle biber salçasıyla domates salçasını beraber kullanıyorum ben. O biberin, ben de. Evet.
çok lezzetli oluyor. Burada şimdi, ikisi de var. Evet, ikisi de var. Şimdi birazcık bu, alalım. Evet, şöyle yeterli, yeterli bence. Şimdi maydanozumuz vardı. Maydanozumuzu ilave nanemiz edelim. Nanemiz de var onda beraber. Nane ile birlikte maydanoz. Aman nane aman. Nane çok yakışıyordu olmalı. Bence de. O ferah tadı inanılmaz. Nanenin, taze evet, nanenin. Birazcık da bırakalım. Biber salçası. Şimdi gelelim baharatlara. Şefim, karabiberimizi koyuyoruz mutlaka. Evet. Sonra sumak. Bravo. Hafif bir ekşilik versin. Çok severim. Bu tezat tatlar, ekşiyle tatlı o kadar lezzet katıyor ki yemeklere. Evet. Sumağımızı da koyduk. Kırmızı pul biberimizi de koysak mı ki birazcık? Biraz pul biber. Birazcık kırmızı pul biber de koyduk. Şefim bir şey diyeceğim. Nar ekşisini, evet, nar ekşisinden bir suyuna mı koyalım, içine mi? Suyuna koyalım değil mi? Olur. Olur. Çünkü pişerken nar ekşisi, nar ekşilik. Ben biraz da sarımsak ilave edeceğim. Olur biraz da. Şimdi gördüğünüz gibi güzel bir dolma içi hazırladık. Ne severim biber dolmasını. Hani o kokusunu duyarsınız ya yazın. Ben mesela evlerin önünden geçerken biber dolması kokusu duyarım. Bayılırım. Demek ki o evde hayat vardır derim. Biber dolması kokusuyla tarhana çorbası kokusuna bayılırım. Bir de kızartma. Şimdi efendim bir güzel dolma içi hazırladık. Salçası birazcık zeytinyağı da koyabiliriz değil mi buna? Biraz da zeytinyağı. Ben koyuyorum böyle tamam, dolma içlerine. Tabii ki. Şefim her şeyi onayladı. Zeytinyağı da şimdi koyabiliyoruz. Biraz da zaten bu evde alıştım. Kendi damak tadınıza göre. Evet, çok baharatlarını doğru. Baharatlarını çeşitlendirebilirsiniz. Ben kuru nane de koyduğum oluyor. Oluyor. Onun da aroması başka bir lezzet veriyor. Çok doğru. Şeyde Urfa'da mesela etle yaptıkları dolmaların içine mutlaka biraz tarçın da kattıkları oluyor. Evet. O da çok farklı bir lezzet katıyor. Efendim sarımsağımızı da koyduk, yoğurduk. Şimdi size gösteriyoruz. Şöyle tenceremin kapağını açayım. Şefim başlıyoruz. Şöyle başlayalım. Biraz zeytinyağı gezdirdim. Şimdi tencere hazır. Soğanlar haşlandı. Evet. Şimdi dolduruyoruz. Bakın çok kolay aslında. Şöyle içini açtık şefim. İçine bir miktar malzemeyi koyduk ve bu kadar kapadık. İşte böyle. Dolu dolu da olsun dolu dolu, böyle. Evet. Dolu dolu da. Bakın bu şöyle, soğan dolması harikasınız. Size. Böyle tamam, biraz elips şekline getirmek lazım. Top değil de. İşte bu kadar. Altına yağı gezdirdik. Harikasınız şefim. Bu eski dolmayı da analım. Bu arada bizim evde mutlaka babam derdi ki hanım altına bir pöçük serelim derdi dolmaların. Yani iki parça kemikli et koyardı annem, pöçük buyurun sererdi. O yüzden dolmanın altına da çok yakışıyor. Tabii kuzu kemiği, kuzu eti de çok yakışır. Değil mi? Yani, kasaptan giderek iki kemik alırdık. Kesinlikle. Şimdi kasaplar artık o kemikleri vermiyorlar bize. Efendim soğan dolması yapıyoruz. Sevgili Soner Keskin şefimle birlikteyiz. Şimdi dolmaları diziyoruz. Biz Soner şefimle birlikte baklava yufkasına sarılan cevizli ve kadayıflı bir tatlı yapıyoruz. Damla çikolata da koyacağız. Son derece pratik, size özellikle göstermek istedik. Ya ev hanımlarının bence kolayca yapabileceği. Çünkü herkes baklava yufkasını açamıyor artık. Çok doğru. Hazırda alınabilecek de bir yufkayla. Aslında pratik bir tatlı yapalım. Çok doğru. Çünkü Ramazan'da o kadar çorbası ayrı, yemeği ayrı bir sürü yemek yapılıyor. Evet. Biraz tatlıyı kolaylaştıralım dedim. Çok iyi düşünmüşsünüz. Her mutfakta, her evde yapılabilecek basit bir tatlı aslında. Harikasınız. Evet. Şimdi şunu size göstermek istiyorum. Efendim gelirken yanında Soner şefim sade yağını getirdi. Biliyorsunuz tatlılarda sade yağın lezzeti çok farklı oluyor. Biz bunu erittik. Şöyle pürüzsüz bir yapı elde ettik. İnanılmaz güzel. Şimdi sade yağ kullanarak baklava evet, yufkamızla birlikte ve başlayabiliriz de başlayalım şefim. Aynı zamanda. Şimdi açıyoruz. Bu hazır yufkalar çıktığından beri çok rahatız zaten. İnanılmaz kolaylaştı. Kolaylaştı hayatımız. Şimdi buradan biz bundan böyle iki yufkaya bir tane denk gelecek şekilde bazen yapacağız. Böyle kırık da çıkıyor. Şunu aldım. Evet. Bu parçalanmış. Şimdi bunu yine kullanırız. Şöyle alayım ben bunu. Evet alalım.
Sizden şimdi, ricam, bunun bir tanesini alacağım ben. Bir kat yağ süreceğiz. Pekala. Ondan sonra bir kat daha yufka koyacağız üzerine. Pekala, olur. Şimdi efendim biz size bir baklava, hazır baklava yufkasının üzerine bir kat yağlayacağız. Sonra ikinci katını koyacağız. İki yufkadan yapacağız. Üzerine didiklenmiş kadayıfları koyacağız. Cevizleri serpeceğiz. Bir de eriyince çok lezzetli oluyor. Damla çikolata koyuyoruz. Gençler de çok seviyor özellikle. Böyle çikolatalı, kadayıflı bir baklava hazırlıyoruz. Sade yağımızı erittik ve biz başlıyoruz. Bir oklavayla da evet, saracağız bunu. Bu şimdi, kadayıfı da içerisinde çıtır çıtır olsun diye biraz da bunu kesiyoruz böyle. Tamam. Bunu da yağlayacağız bu arada. Tamam. Sade yağıyla içine koymadan önce. Tamam. Hem yağı güzel içine alsın hem de pişerken çıtır çıtır bir doku oluştursun diye. Çok doğru, yağlayacağız onu da. Evet. Şefim, şimdi bizim ekip hep şu soruyu sormamı istiyor. Annenizin yemeği mi, eşinizin yemeği mi diye bir soru var. Ekip sürekli bana diyor ki bu soruyu mutlaka soralım sana. Şimdi çok zor bir soru. Çünkü anne yemeğiyle evet, yetiştik biz. Ama şeflerin eşleri de yemek yapıyor tabii, değil mi? Ben o konuda, çoluk çocuk var. O konuda çok şanslıyım. Yani, harika. Çok iyi aşçılarla aynı ortamdayım. Annem de çok iyi bir şef. Yöresel yemeklerde. Harika. Eşim de. Bir de nasıl evet, güzel kıvırdım. İki tarafı da üzmedim. Çok taraflı. Yalnız anneniz yaptığı o yufkalı tavuklu tritin resmini yollamış size. Evet. Oğlum ben bunu yaptım diye. Annesi şefimin, işte demek ki şef annesi olmak da böyle bir şey. Onlar da çocuklarına kendi yaptıkları yöresel yemeklerin videolarını, resimlerini atıyorlar. Çok tatlı hakikaten. Tabii ben yıllar önce bulgur çorbası veya işte bulgur pilavı koymuştum menüye. Birebir annemin reçetesidir. Annesi hiç, değil yani, mi? Tabii. Zaten, ondan ne öğrendiysem. Bence zaten sizin şeflik hikayeleriniz de böyle çıkıyor. Annelerin yemekleri, annelerin sofraları bütün şeflere ilham veriyor bence. Yurt dışındaki şefler de öyle. Hep annemin, anneannemin, nenemin, dede, gördüğüm sofrasını devam ettiriyorum diye. Tabii ben özellikle mesela yeni genç arkadaşları mutfağa alırken soruyorum. Şimdi uluslararası mutfağı öğrenmek çok değerli ama yörenizde, işte ailenizde ne yemekler pişiyor, onları kayıt altına almak. Evet. Siz yıllardır bu konuda emek sarf ediyorsunuz. Evet, doğru. Kaç tane kitabınız var, evet, yani hani çok doğru, değerli o kayıt altına almak. Çok teşekkür. O bilgi çok önemli. Gerçekten. Çocuklar, şimdi şefimle biz hep şunu konuşuyoruz bütün şeflerle. Şimdi yeni yetişen nesil, gastronomi bölümlerine giren çocuklar, bunların yapması gereken bütün çocuklarımızın ilk işi şu olmalı, bir anne tarifi. Dedenizin yaptığı bir balık bile olabilir, bir salata bile olabilir. Yörenizin tarifi. Mutlaka birkaç şeyi çok iyi bilerek bu bölümlere okumaya gelmeniz lazım. Elinizde bir defter. Anneannenizin, dedenizin, annenizin peşinde koşup o yöresel sizin memleketinizin yemeklerini kayıt altına almanız çok önemli. Sizden bir gün isterler, hadi bana bir yemek yap diye, sizde hikayesi olan aile mirası reçeteler dediğimiz o yemekleri yaparsınız. Şefim, ikinci kesinlikle, katı da koydunuz. İkinci katı da ben koydum. Yine içeri, ben yine... Şimdi böyle biraz kadayıfımızı böyle yağlayacağım ben. Kadayıfı biraz yağladık. Evet. Yalnız bu sade yağ o kadar güzel bir yağ oldu ki. Yani siz mutfakta bunu kullanıyorsunuz tabii, değil tabii mi? Yani, sade yağ tatlı da. Sade olmalı. Yağ zaten aslında yani yöresinde, o Antep'te, Urfa'da baklavacıların kullandığı. Evet. Hatta birçok yemekte de sade yağ kullanılır. Evet, kullanılıyor. Daha böyle Güneydoğu Anadolu işte, hatta Arap coğrafyasına da indiğinizde evet, Mısır'da doğru, da çok kullanılır. Çok kullanılır. Sade yağ çünkü yemeklere, özellikle tatlılara başka bir lezzet katıyor. Bu arada gördüğünüz gibi ben elimden bırakamıyorum. Şimdi biz sarmaya devam ediyoruz. Efendim,
Türk mutfağının yıldız şeflerinden biri. Çok sevgili ve çok sevdiğimiz bir şefimize, sevgili Soner Keskin şefimizle birlikteyiz. Biz biliyorsunuz bir tane böyle bir yufkanın içine böyle bir fındıkları koyduk, kadayıfları sardık. Öyle bir tatlı hazırladık. Fırında pişiyor. Bu arada ondan önce de hazırlıklarımız vardı. Şimdi de size bir pilav göstermek istiyoruz. Türk mutfağının baş tacı, sofraların ayrılmaz eşlikçisi. Kimisi pirinci çok sever. Ben de mesela bulgur pilavcısıyım. Ama pirinç pilavı da böyle davetlerde çok da iyi oluyor. Şimdi bugün ne pilavı yapıyoruz? Bugün Özbek pilavı yapıyoruz. Ailede yani evde çok pişirdiğim bir pilav. Oğlum çok seviyor. Yani bir tatlı. Işte, ayda bir mutlaka ister benden. Çok iyi. Bugün kuzu etiyle yani orijinale yakın bir tarifini yapacağız. Tamam. İşte havucumuz var burada, kuzu etimiz var, soğanımız var. Pirincimizi yıkadık, biraz suda bekledik, süzdük. Ufak ufak başlayalım hadi isterseniz. Hadi başlayalım. Çok da zamanımız kalmadı. Kalmadı. Efendim biz Özbek pilavı şefim çocukları için özellikle pişiriyor. Şef baba olunca böyle oluyor. İlla baba bize pilav yap diyorlarmış. O yüzden şefim çocuklarına yaptı Özbek pilavını bize gösterecek. Havuçları gördüğünüz gibi böyle o çok muntazam doğradı. Ne doğraması diyoruz buna? Yani Julien diyoruz. Literatürde hani Fransızlar bunu kayıt altına aldığı için ne yazık ki biz de Julien olarak aslında devam ettik. Keşke hani bizde de yıllar boyu her yaptığımız uygulamayı kayıt altına alsaydık. Kesinlikle. Ne kadar önemli. Çünkü söz uçuyor, yazı kalıyor. Yazı kalıyor. Çok haklısınız. Biz buna ne diyebiliriz? İşte biz buna efendim biz böyle kibrit çöpü gibi kibrit çöpünden biraz daha kalır. İri. Evet. Siz nasıl doğrarsanız doğrayın ama havuçların görünmesi pilavda çok önemli. İyi bir renk de katıyor. Kuzu eti kullanıyoruz. Onu da önceden haşladık bir hazırlık olsun diye. Pirinci ıslattık. Soğanımız vardı. Evet. Bir de şöyle bir baş sarımsak kullanacağız. Bunları gazen böyle bırakacağız içine. Bırakacağız evet. İçine. Hı hı. Şimdi evde çocuklar sizden pilav dışında başka da isterler mi baba bize? Ne yap derler mesela? Kızım benim çok enteresan. Mesela sakatatlarla yapılan çorbaları çok seviyor. Harika bir şey. Mesela dil çorbası işte. Ciğer seviyordur. Ciğer de seviyor. Köfte mesela. Köfteci. Baba köftesi diyor. Anne ayrı yapıyor, baba ayrı yapıyor. Anne köftesi baba. Baba köftesini tercih ediyor yani. Bu çok anlamda. İyiydi. Bundan sonra bir baba köftesi tarifi de alırız şefimden. Çok iyiydi bu. Şimdi tabii şef olmak ayrı bir şey. Evet. Çocuklar da bunun bilincinde. Babamız işte çok iyi yemek pişiriyor. Bize özel bir yemek yapsın isterler. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Bizde de öyledir. Evet. Bizde de öyledir. Mesela benim eşim de şahane fırında kuru fasulye yapar. Olağanüstü tuzla kapladığı balıkları vardır. Oo. Baba bize bir kuru fasulye yap derler. Baba bize böyle tuzla kapladığı balığı yap derler. Bayağı evde bizde gurmeler grubu var. Peki baba köftesi, şimdi izleyicilerimiz merak eder. Baba köftesinin içinde? Baba köftesinin özelliği aslında şöyle ayrışıyor. Normal köfte içerikleri var. Soğanı önceden kavurup yani yakmadan böyle yavaş yavaş kavurup pişirip o soğanın o çiğ tadını alıyorum ben. Çok doğru. Bir de kimyon. Yani, kimyon harikasınız. Kimyon çok farklı bir tat veriyor. Püf noktasını öğrendik. Ben biliyor musunuz yurt dışında köfte yapanlara dikkat ettim yemek yazarlarına. Yurt dışında da öyle soğanı kavurup katma adeti var köftelere. Bu da çok ayrı karamelize bir tat veriyor. Evet. İsveç köftesi mesela çok meşhurdur. Bizim çocuklar çok sever. Soğanı kavurup katıyorlar onun içine de. Şimdi havuçları kavurduk. Şimdi havucun şöyle bir şeyi var. Ben daha çocuk yaştayken, okuldayken işte D vitamininin yağ ile çözündüğünü öğrenmiştik. Evet doğru, biz. Öyledir. Pişirirken de hep bunları düşünüyorum. Yani çocuklarımız nasıl daha iyi vitaminli yemek yiyebilirler diye. O anlamda mesela bu teknik de mesela sadece hani yemeğin bu şekilde pişmesi değil. Aynı zamanda da aslında o vitaminini işte proteini daha iyi elde ediyorsunuz. Bilinçli olmak çok önemli. Havuçlarımızı biraz kavurduk böyle gördüğünüz gibi. Hafifçe böyle soldurduk. Şimdi biraz soğanımızı ilave edeceğim. Duyduk duymadık demeyin.
Pilava soğan katılır mı? Pilava soğan, her zaman söylüyorum, inanılmaz yakışıyor. O soğan eriyip gidiyor. Evet. Sadece tadını. Bizim evde her fırsatta söylüyorum. Bizim çocuklar da şöyle derler. Anne, pilavı soğanlı yaptın değil mi diye. Bayılırlar. Pirinç pilavı da, bulgur pilavını da biz de soğanlı pişiriyoruz. Bence müthiş aslında bir lezzet katıyor. Başlı başına bir öğün yani. Hani evet, doğru. Yanına sadece küçük bir salatayla bile. Yani bitti bu gitti. Bu pilav doyurucu bence anlamı de çok iyi. Harikasınız. Bu arada soğanı da kavurduktan sonra etlerimizi mi koyacağız bunun üzerine? Şimdi kimyon. Baharatlar. Ben kimyonu en sevdiğim baharatlardan bir tanesi. Kimyonumuzu ekleyeceğiz. Kimyonu tam bu aşamada ben ekliyorum kimyonu. Biraz da kimyon kavrulsun. Harikasınız. En sevdiğim baharat. Kimyonsuz çıkmam diyorum ben. Evet. Neredeyse cebime koyup kimyonu götüreceğim. Ne kadar da faydalı. Şimdi sonra etlerimizi daha önceden haşladığımız için çok pişirmeye ihtiyacı duymayacağız. Pekala. Yumuşacık oldu zaten onlar. Pekala. İşte diğer işte mesela limon suyu kullanır mısınız? Kullanırım. Pilavlarda? Evet. Ben de çok özellikle havuçla yaptığım pilavlarda böyle içerisinde tatlı bir öğün olan her pilavda kullanırım. O doğru. Şekeri kırıyor. Şekeri kırıyor. Yani tezat zıt tatlar, tatlı ile tuzlu olağanüstü birbirini dengeler ve böyle yemeğin tadını yukarıya doğru çeker. Şefim çok doğru söylüyor. Şimdi havuçla soğan da behemal oldular. Şimdi etlerimizi ilave ediyoruz. Ilave edeceğim. Şimdi size bakıyorum da şefim. Böyle sanki bir tablo boyar gibi yapıyor. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Hani ben aceleciyim, ben haldır uldur yapıyorum ama evde de biz çabuk çabuk yaparız. Ama şefim muhakkak kokuyu alıyor, sesi duyuyor, bakıyor kıvamına. Ondan sonra ilave ediyor. Şeflik de böyle bir şey tabii ki. Bizim gibi ev yemekçisi değil tabii şefim. Şimdi etlerimizi ilave ettikten ilave ettik. Bu suyumuzu da kullanacağız. Suyumuzu da kullanalım. Pirincin yani pilavımızın en son aşamada suyunu verirken et suyumuzu da ilave edeceğiz. Kokular çok güzel. Bugün Ramazan'a şahane bir pilav evet yapıyoruz. Sonra Gaziantep'ten bugün gittik dikkat ederseniz. Gaziantep'in en sevilen pilavlarından biridir Özbek pilavı. Bir de daha sonra biz size börek çorbası da yapacağız. O da pratik mantı gibi son derece orijinal. O da seveceğiniz bir çorba olacaktık. Tatlımızı da hazırladık bir taraftan. Soğan dolması yaptık, dolmamız da hazır. Müthiş bir sofra sizi bekliyor. Şefim bir şey soracağım. Bu şeflik çok zor değil mi? Sabır istiyor. Yani çok çalışmak, ayakta durmak. Evet. Sorunları çözmek, strese dayanıklı olmak. Ya işte aslında bu farklı bir motivasyon gerektiriyor. Yani evet, her gün aynı işi yapıyormuşsunuz gibi geliyor evet ama aslında öyle değil. Ben yıllar içerisinde yaşadığım, işte çalıştığım ülkelerde sonrasında anlıyorsunuz. Neler neler öğrenmişiz, evet, ne evet durumlarla karşılaşmışız, ne yemekler, evet, ne ziyafet, sofralar hazırlamışız. Tabii. Yani bunu bulunduğunuz anda, ortamda anlamıyorsunuz. Çok sabır gerektiriyor ve çok motivasyon gerektiriyor her durum karşısında. Strese de başa çıkabilmek evet lazım. Doğru diyorsunuz. Ama yemekle uğraşmak benim en sevdiğim şey zaten. Şunu tablo seyreder gibi biz seyrediyoruz. Yani biz birinci de katıyoruz şu anda. Harikasınız bunun şefim. Bunun her aşaması çok değerli. Çok, çok değerli. Lezzetli. Çocuklar şimdi da yiyecekler zaten. Tabii. Yani ekip de bunu sabırsızlıkla bekliyor. Tabii yani. Akşam iftarlarını açacaklar. Evet. Şimdi pirinci de yıkadık, beklettik sıcak suda. Şimdi etli pilavlar olağanüstü lezzetli. Bir tabakta etinizi, sebzenizi ve pirincinizi yiyorsunuz. Sadece bir salatayla başka bir şeye ihtiyacınız olmuyor. Pilav biliyorsunuz Asya ülkelerinde de çok sevilir. Dünyada en çok tüketen de Asya ülkeleri. Azerbaycan, Özbekistan, Hindistan, Tayland'dan tutun Çin'e kadar onlar da pilavla beslenir. Neredeyse ekmek yerine kullanırlar. Şimdi suyumuzu veriyoruz. Evet efendim. Suyumuzu da ilave ettikten sonra suyu da azar azar katayım değil mi? Suyunu da az az vereceğiz. Şöyle kenardan kenardan. Kayınvalidem öyle derdi. Evladım cumburlop yapma. Kenardan kenardan. Tam biz suyu şöyle ayarlıyoruz. Tam böyle üzerine çıkacak kadar. Şöyle üzerini düzleyelim. Evet. Bence şefim bu kadar yeterli su. Biraz böyle karabiber. Karabiber.
Harika oldu. Ortaya sarımsakları dizdik. Ben genelde az tuzlu koyduk. Yapıyorum bunları. Çünkü limon suyu aynı zamanda tuzu da biraz dengeliyor. Çok doğru. Tuzdan kaçıyorum aslında. Limon suyu tuzu azaltır zaten. Evet. Ben ne kadar limon katarsam tuzu da o kadar arttırırım biliyorum. Efendim birazcık da et suyumuzdan. Harikasınız. Tamam. Bütün koyunca daha farklı bir lezzeti oluyor değil mi sarımsak evet. Böyle? Bütün koymanın daha farklı bir... Bir de o sarımsak benim ayrıyeten hani kendime ayırdığım kısmı pilavın güzel pişiyor, eriyor. En lezzetli kısmı doğru. Evet, pilavımızı da şimdi kapatabiliriz. Harikasınız. Ben de şimdi kapağını kapatıyorum. Pilav pişmeye başlasın. Şimdi efendim Gaziantep'in ünlü börek çorbası. Coğrafi işaretli bir çorba. Bunu çok beğeniyorum. Çünkü niye? Bu bir pratik mantı gibi. Biz bunu daha önce sevgili Doğa Çiftçi şefimle yapmıştık Gaziantep'li. Ona da selam olsun. Selam olsun. Efendim şimdi ben de hamurumu almaya gideyim. Bu aslında su, tuz ve undan oluşan çok basit bir hamur hazırlıyorsunuz. Hemen hemen bütün kadınlarımızın bildiği bir hamur. Nasıl kıvamını tutturuyorsanız öyle tutturun. Şefim şunu çıkaralım. Evet. Bunu tabii dinlendirdik. Dinlenen hamur ne kadar güzel oluyor değil mi? Tabii. Şimdi efendim böyle bir hamur tuttuk. Bu hamurun içine biz kavrulmuş kıyma koyuyoruz. Bu çok enteresan değil mi? Ben de bunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Çiğ kıyma koyanlar oluyor ama bu coğrafi işaretli bir çorba. Bu coğrafi işarette de buna kıymayı kavurup soğanla öyle katılıyor. Şimdi bakın biz kavrulmuş kıymayı çok pratik bir mantı. Bunu mutlaka izleyin ve yapın isterim. Hamurun içine koyduk. Şefim katlıyor gördüğünüz gibi. Harikasınız şefim. İşlem bu kadar. Hiç hamur açtırmayacağım size. Oklava yok. Hiçbir şey kullanmayacağız. Sadece hamuru şeritler haline getireceğiz ve bunları keseceğiz bıçakla. Ondan sonra da biraz oda sıcaklığında kurutup isterseniz fazlasını da fırında kurutup saklayabilirsiniz. Harikasınız. İşte bu kadar. Şimdi ben yedirdim. Evet. Biz çok vakit kaybetmeyelim diye aşama aşama size hepsini hazırladık. Bakın bu hamurda şefim size gösterdi. Bu hamurda içine kıyma, kavrulmuş kıymanın yedirilmiş olduğu hamur. Harika değil mi? Çok kolay. Hiç hamur açtırmayacağım size. Bundan şöyle ceviz kadar parçalar alacaksınız. İki avucunuzun arasında bunları uzatıyoruz. Gaziantep'in ünlü börek çorbası. Bir pratik mantı bence. Ben bunu geç öğrendim ama iyi ki öğrendim. Çok beğeniyorum ben bu çorbayı. Bakın şöyle. Bunları böyle parmak gibi uzatıyoruz. Şefim gördüğünüz gibi tezgahta uzatıyor. Sonra biz bunları nohut gibi birazcık unlayalım şuraları. Bunları nohut gibi keseceğiz. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi böyle parçalar halinde keseceğiz. Ve bunları biz mantı gibi kullanacağız. Şimdi şefim onları keserken ben size çorba kısmının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bütün bu hamurları biz yapacağız. Meryem bugün işimiz çok. Bütün bu hamurları kesip sonra bunları kurutacağız biraz biz fırında. Poşetleyip buzdolabına atacağız. Harika olacak. Ben de yardım edeyim. Birazını da alayım eve götüreyim. Harikasınız. Şefim bir kısmını da size vereyim. Bu çok pratik bir çorba. Evet. Tam bir mantı havasında. Bu arada çorba kısmı nasıl hazırlanıyor onu göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz Gaziantepliler yoğurtlu yemekleri çok meşhur. Yoğurtlu çorbaları onların harika oluyor. Onlar tabii kızabilirler çünkü onlar yoğurt sosunu ayrıca kaynatıyor. Yani kaynatmıyor, ılıtıyor öyle döküyor. Gaziantepliler hoş göreceklerdir beni. Bunun içine 3 su bardağı kadar süzme yoğurdum vardı. Bunun içine yumurtayı kırdım. Bu arada yumurtalarımızı daima yıkıyoruz. Hemen programdan önce temiz kuruyoruz. Onu da belirtelim. Gördüğünüz gibi şöyle... Bir güzel karıştırdık yoğurtla yumurtayı. Bu arada kuzu etini haşladık. Şimdi Gaziantepliler de bana kızmasın. Çünkü Gaziantepliler etli yemekleri çok seviyor. Bir mantar çorbası pişirseler bile Gaziantepliler içine et katıyorlar. O kadar ete meraklı ve tutkulular. Fakat ben mesela bu çorbaya sevgili Gaziantepliler ben bu börek çorbasına
Bu durumda yani eğer kıymalı bir hamur hazırlıyorsam ben et katmam ama Gaziantep'leri kızdırmayalım. Şöyle etimizi, kuşbaşı kuzu etini 300-400 gram da olabilir. Onları haşladıktan sonra ocağıma koyuyorum. Şimdi efendim bunlar, şimdi altını da yaktık şefim, harikasınız. Şimdi bu börekler gördüğünüz gibi hazır. Bu börekleri kesin kesin buzluğa atın. Bunlar harika lezzetli oluyor. Şimdi bunun içine birazcık da su ilave ediyorum. Suyumuzu da ilave edeyim ben. Şimdi bu kaynamaya başlayacak. Kaynarken de ben bu görmüş olduğunuz yoğurtlu sosu içine atacağım. Şimdi harikayız şefim. Hatta ben şu orta bölümü alayım. Daha evet, çabuk daha kaynatalım. Şimdi sanki şöyle düşünelim. Bunu kaynatıyormuş gibi düşünelim. Şimdi nohutumuz vardı, onu da alıyorum. Buyurun. Efendim bir su bardağı kadar haşlanmış nohutumuz vardı. Tuz ve karabiberimizi atalım bir taraftan. Şöyle etimizi koyduk. Hiç et katmayabilirsiniz de sevgili hanımlar. Sadece ve sadece et suyuyla ya da tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Nohutumuzu ilave ediyoruz. Kaynadığını düşünelim bunun. Sonra şu görmüş olduğunuz yoğurtlu karışımı koyacağız ama biraz kaynaması lazım. Siz kaynıyor gibi düşünün bunu. Ben karıştıra karıştıra pişireceğim. Böreklerimizi atıyoruz. Şöyle birazcık daha alıyoruz. Bu bir börek çorbası. O yüzden bunu mutlaka yapın istiyorum. Şimdi de hemen buraları topluyoruz ve soframızı kuruyoruz. Mutfağının yıldız şefleri. Ben öyle söylüyorum Soner Keskin şefime. Bugün bizim konuğumuz oldu. Biz neler yaptık biliyor musunuz? Bir soğan dolması, eskilerden gelen bir tarif. Aklıma da o sırada pırasa dolması da gelmedi değil. Pırasa dolması da yapılır biliyorsunuz. Sonra Gaziantep'in ünlü coğrafi işaretli börek çorbasını yaptık. Sonra dedim ki ben hanımlar o börekleri buzdolabında dondurun. Sonra çorba yapacağınız zaman kullanın. Ben biraz iri kesmişim. Siz daha ufak kesersiniz. Bu arada bu bir baba yemeği. Soner şefimin yemeği, çocuklarına yaptığı Özbek pilavı yaptık. Olağanüstü lezzetli oldu bence. Bu arada baklava yufkasına biz kadayıfları sararak ve de fındık ya da ceviz sararak şahane bir tatlı da hazırladık. Ama biz bunları nasıl yaptık merak ediyorsunuz tekrar değil mi? Hadi bir toparlayalım. Börek çorbasının hamuru için önce un, su ve tuzla sert bir hamur tutuyoruz. Önceden kavurup soğuttuğumuz kıymayı hazırladığımız hamurun içine yediriyoruz ve tekrardan yoğuruyoruz. Sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp iki avucumuzun arasında ince uzun şeritler haline getiriyoruz ve nohut büyüklüğünde kesiyoruz. Çorbası için de süzme yoğurtla yumurtayı birlikte çırpıyoruz. Bir tencereye haşlanmış kuzu kuşbaşı etini, sıcak suyu koyuyoruz. Kaynadıktan sonra haşlanmış nohutu, tuzunu, karabiberini ve hazırladığımız börekleri atıyoruz. Sonra da çorbası için hazırladığımız süzme yoğurtlu yoğurdu içine karıştıra karıştıra ilave ediyoruz, kaynatıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Üzeri içinde tereyağında kuru nane ve karabiberi kavurduktan sonra gezdiriyoruz, sıcak olarak servise sunuyoruz. Özbek pilavı için bir tencerenin içine sıvı yağ koyuyoruz. Doğradığımız havuçları karıştırarak bir 2-3 dakika kavuruyoruz. Kuru soğanı, kimyonu ilave ediyoruz. Haşlanmış kuşbaşı kuzu etini koyduktan sonra pirinçleri koyuyoruz. Suyunu, karabiberini, tuzunu, limon suyunu ve et suyunu da ilave ettikten sonra ortalarına da iki baş sarımsak koyuyoruz ve ağzını kapattıktan sonra pilavı pişmeye bırakıyoruz. Soğan dolması için kaynayan tuzlu suda kuru soğanları haşlıyoruz. Yaprak yaprak ayrılıncaya kadar haşlamaya devam ediyoruz. Bu arada iç harcı için kıyma, pirinç, tuz, karabiber, salça, maydanoz, taze nane, sumak, pul biber, sarımsak ve zeytinyağını yoğurduktan
sonra yaprak yaprak ayrılan soğanların içine koyup dolduruyoruz. Bir tencerenin dibine zeytinyağı koyduktan sonra soğan dolmalarını üzerine diziyoruz. Sosu içinde domates salçası, nar ekşisi, suyu karıştırıyoruz ve tekrar soğan dolmasını üzerine gezdiriyoruz. Zeytinyağını da gezdirdikten sonra ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Cevizli, çikolatalı ve kadayıflı sarma için baklava yufkasının bir adetini tezgahın üzerine seriyoruz. Erittiğimiz sade yağdan fırçayla sürdükten sonra ikinci baklava yufkasını üzerine koyuyoruz. Yine sade yağla karıştırdığımız çiğ kadayıftan bir miktar üzerine koyduktan sonra ceviz ve damla çikolatayı da ilave ediyoruz. Bir uçtan başlayarak bir oklava yardımıyla rulo şeklinde sarıyoruz. Oklavayı çektikten sonra iki parmak eninde kesiyoruz ve bir fırın kabına bunları dik dik olacak şekilde diziyoruz. Üzerine sade yağ gezdirdikten sonra fırında 200 derecede pişmeye bırakıyoruz. Pişen kadayıflı sarmaların üzerine de toz şeker ve suyu kaynatarak yaptığımız sıcak şerbeti gezdiriyoruz ve servise sunuyoruz. Efendim sevgili Soner Keskin Şef'ime çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Size şöyle bir sarılacağım. Ben şeflerimi hep çok seviyorum. Yıllardır onlarla birlikteyim. Onlar benim artık arkadaşlarım oldular. Şahane bir sofra kurdunuz. Elimize sağlık. Afiyetler olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Her zaman başımızla birlikte bekliyoruz. Mutlaka. Efendim biz diyoruz ki bütün Ramazan boyunca bizi hep seyredin. Yüzünüzün hep güldüğü, iftar sofralarınızın bereketle dolup taştığı, sağlığınızın hep yerinde olduğu, neşenizin hiç eksik olmadığı şahane günleriniz olsun. Sizi çok seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık.